İyi akşamlar sevgili futbol severler. Saniyeler önce sona eren maçta Kadıköy'de Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a bıraktı. Alanya karşısında 1-0'dan 2-1'i ikinci yarıda yakaladı. Ev sahibi takım ama Augusto yine saniye çıktı. Alanya'nın iki golü Augusto'dan ve maç az önce 2-2 berabere sonuçlandı. Galatasaray haftalar sonra 2 puan farkla Zirvede geçiyor 25. haftayı. Hafta arasında da UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir Sparta-Pırak maçına çıkacak. Galatasaray hemen sıcağı sıcağına hocama e, dönmek istiyorum. Bu iki puanın e, kaybını hangi koşullara, nelere e, bağlayabiliriz Fenerbahçe Ki siz de dahil olmak üzere herkes bugün e, Fenerbahçe'nin e, galibiyetine banko diyordu. Neler oldu, neler bitti hocam? Şöyle Selim Murat. Ben bugün çalıştım. Neye göre çalıştım biliyor musun? Dün söylediğim gibi 66 şer puan üzerinde. Evet kayıpsız 25'in sonunda. Ve sağ olsun her zamanki Mehdi bizim canımız. O da Azimli. içerideki ve dışarıdaki artık maçları koyalım. Hı hı. Muhtemel puanlar diyelim dedim. Bir kere bugün 66 yazmıştım zaten. 66 ile başlayıp. Ona ekleyeceğiz. Hep bunlar ki bir daha gösteririz. Yani şimdilik 66 değil 64 ile de yaparız. Hı hı. Kendime göre içeride oynayacağı maçta yazdım puanlarını iki takımın. E, izleyicilerde deplasman Tahminleri puanlarını evet, gördüm ben çalıştım. Evet öyle mi? Ya, Şimdi geçen yıl 31. hafta Galatasaray evinde puan kaybetmişti. Yani 3 3 bitmişti. İstanbulspor. Fenerbahçe. Bir hafta önce Tekke ile Fatih Hoca ile bir maç oynamıştı. Sınırda olan dört tane oyuncusu vardı. Üç veya dört tane. Ceza. Buraya sıfır yazıp Kadıköy'e bu sarı kartlı oyuncuları asıl rakibimizle diğer hafta oynayacağız diye oynatmamıştı. oynatmamıştı. Evet hatırladım. Üç üç bitti. Evet üç birden hatta değil mi? Ve Öyle mi onu hatırlamıyorum. Fatih Mehdi Bakar o öndeydi Fenerbahçe o maçta da. Evet Fatih Hoca da inanılmaz bir yağmurda maçını izlemiştim. Ankara Cumhuriyeti 1-0 iken 1-1 oldu. Aslında çok farklı bir karakterdi. Çok düzgün bir adamdır ama böyle şeydir. Sonra baktım oyun oynamaya çalışıyorlar falan. Geçen hafta da Kasımpaşa'ya mağlup oldular. Fakat oyunun sonunda falan sürükles ettiler. Maçtan sonra da uzat, ıı, çok pozitif, çok mutluyum takımdan dedi. Bugün de muhtemelen ya arkadaşlar yenileceksek yenilelim ne yapalım. Sonuçta rakip Fenerbahçe oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Hatta gördüğüm en yetenekli gençlerden bir tanesi Agustin. Oyunu sabit bitirdi. Evet, şeyi aldığında değil mi? Şakatlandı. Yusuf girdiğinde oraya gidiyor. Evet, girdi. e, girdi. Açıkçası Samsun Spor ve bu maç benim haneme asla bir yazmazdı. Ve bugün her skor çıktı. 3 puanı bıraktı maçın e, şey, e, başında. Bir sıfır muhalifti o. Beraberliği yakaladı. Öne geçti. 3 puan aldı. Sonra beraberliğe tekrar yakalandı. Bunun birinci sebebi aslında 5 haftadır gözüküyor. Ben niye puan kayıpları bekliyorum diyorum. Bunun birinci sebebi bu. Bu maçta beklemiyordum açıkçası. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen müthiş bir taraftar kitlesi maçta. Allah şov yapıyor taraftar. Dün de çok iyiydi bugün de çok iyiydi. Fakat oyun devamında ne oluyor? Bir Fenerbahçe olarak kardeşimiz de yani üçe şey yiyecek yani. Evet. Ee, çok zorlanıyoruz izlerken. Fenerbahçeli'nin de bir özelliği Allah bizi bunu nasip et demek yani. Şampiyonluğu o böyle bir çektirecek yani demek istiyorum. Güzel de yani o ayın Fenerbahçeli de bugün de hiçbir milyonlarca taraftarın yöneticisinde Antony'un de, Antony demiyor pardon. Oyuncunun beklemediği bir skor ortaya çıktı. Niye Antony demedim? Kolay. Beraberliklerde puan kayıplarında antrenöre şöyle demek böyle demek kolay. Ama ben maçı ilk 11'e ben İsmail hocamızın hiçbir gün 11'lerle ilgili eleştiri yapmadım. Hatta övdünüz çoğu kez. Krizi, Garanti oynadı. Herkesin beklediği şablonu 11'ini sevmiyor hoca ve oynattı. Ama oyunun devamında bugün 2-1 bitmiş olsa şu cümleyi duyacaktık. Devre arasında işte değiştik yaptık, onu buraya koyduk, onu bunu yaptık, onu bunu yaptık. Şimdi futbol, futbolcuların ve saha dışında siz maçtan önce hazırlarsınız. Bütün sene hazırlarsınız, maça da hazırlarsınız. Rakip de iyi yapar İsmail Hoca. Ama maç sırasında inisiyatif artık kimdedir? Oyuncu grubundadır. Fakat lider olarak siz ne yapacaksınız? Oyunu iyi okuyacaksınız. Bak oyunu iyi okuyacaksınız. Nasıl? Mesela şunu sormak isterim. Zaman zaman bunu Galatasaray oyun içerisinde yapıyor ilk kez ikili birlikte oynadı. Ciku ile Çağlar. Evet. Bakın Ciku ile çok önemli bir şey söylüyorum. Ciku ile Çağlar Antalya'da ilk kez birlikte oynadı. Bu savunma arası ilk kez Çağlar girdi. Ama Çağlar sol stop oynadı. Alış, stoper oynadı. Alışık olduğu yerde. Bakın tekrar söylüyorum. Sol stoper oynadı. Ciku'nun oynamışlığı var. Bugün ne oldu? Birden Birdenbire Ciku sol stoper oldu. Acaba bu arkadaşlar aralarında mı konuştular bunu yaptılar? Hı -hı. Şimdi buradan gelelim bir. Neler etkili? Şimdi kolay bir şey değil. Şimdi yediğin gollere veya savunma arkasına atılan toplara baktığınız zaman sıkıntı var. Buradan geliyor içeri doğru vurdu adam. Hele İsmail çıktıktan ha. sonra evet. çok daha iyi demek tehlikeli geldi. Yani. E, şimdi rakip Galatasaray değil mi? Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında rekor puanlar geliyor. Evet. Galatasaray Antep'e 1-0 mağlup. Tanju'nun telefonu kapalı olmasa Tanju da çıkacak. Gel seni de sokayım oynayacak tamam. hoca. Bak yenilmeye razı. Ligin sonu geldi diyor. Yaslanacak rakip. Berabere de kalsam yeni aynı. Kim var? Bakın Halil'e oynattığı Oynattı oynattı. bu yok. gitti bak. Evet. Oynattı oyuncu hata gitti. Evet. Soktukça sokuyor santrfor Soktukça sok. Toraya diyor ki sen savunmada dur diyor. Günümüz Fazlasını sol beke alıyor altı for. Stoperleri santrfora yollarlar. Niye? Artık duran top olacaktır. Yüksek Şişirin evet. savunmadan. Siz en uzun oyuncunuzu çıkarıyorsunuz. 85. dakikada. Ki gol golü de atmış, atmış Şimdi şuradan foul kazandı Fenerbahçe. Bak şuradan foul kazandı Fenerbahçe. Evet. Pas yaptı. Allah Bir baktı sen de dedin ya. Evet e. Nerede Ceko diye Birini arıyor. Birini arıyor. Bulamayınca Pas bir yanındakine vermek zorunda kaldı. Ee, bazen skora göre mesela Ceko'yu oyundan çıkardığı maçlar olmadı mı? oyun ona göre gidiyordu. Evet. Ve doğru şekilde çıkarıyordu. Ben gönlündeki Santifor'un Batu Şahay Şah olduğunu eminim yalnız. Onu söyleyeyim sana. Fakat ben de olsam, bunu yanlış anlaşılmasın. Okan Buruk, Icardi ilişkisini düşünelim. Yapabilirsin. Oyun formatına göre de. Fakat ben her şeyi yaparım. Bak her şeyi yaparım. Ceko'yu berabere iken asla çıkarmam ve 85 yani 5 dakika daha Hatta daha nefesi hocam var. yoruldum dese de gelirim ya 5 dakika var derim dayan derim. Dedi. Aman, idare etme ne olur ve 85 evet. e, hafta dakika. oynatmayayım seni evet, evet. ve sen yüklenmek ve şuursuz yüklenmek Doğru, yani, e, doldur, boşaltlara -boşal baş. başladığında işte neden çekindi biliyor musun o çıkmadan önce Alanya arkada 2-3 tane pas yaptı şimdi baş şu niye sokarsın hmm. oyuna rakibi çözüm kazanmak mi? için İkinci evet. ikinci santif olarak Yapalım. İkinci santifor alalım. E, Jacobat şu yapalım. Evet. Hocam bunu, bunu Samsun maçında da dakikada, da aynı, aynı dakikada 70 küsür olması lazım. 72. 72. 72. dakikadan önce yapması lazım. Bak biraz daha geri evet. gidiyorum. Şu anda ortalaması Avrupa'nın en golcü oyuncusu. Ve daha henüz 3-4 gün önce Tabii i̇ki tane yani. yapıştırmış, iki Ondan ince yine. Devamlı atmış. Evet. Gerekirse devrede çıkartırsın. Hatta bir sıfır geride girmedi mi Fenerbahçe? Evet bir sıfır geride girdi. Beş sıfır Yerine İrfan yani 3 sıfırdan mı korkuyorsun? Devrede sok o zaman. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Cengiz aman bir sarı kart verir diye çıkarıyorsan yanlış. Çözersin. Çöze, çöze, bakın problem çözücüler. Kim? Cengiz. Kim? Ceko. Şimdi evet. Ceko gibi bir oyuncuyu futbolun doğrularının dışında zaman zaman kaos futbolu önemli midir? Kaos Hı. futbolu da neden kaynaklanır? 1.90 çocuğun... küsürlük oyuncuya şişirirsin. Vurmaz vurdurmaz friki kalır. Duran top kullandığı zaman ki olacaktır. Oldu da. Oldu da. Sağdan soldan kornerden. Ve oyundan Fatih Tekke'ye Fatih Tekke gitse İsmail Hocam ya yani. Ceko'yu bir çıkarsana hiç rahat rahat biz burada savunma yapalım dese olmaz hocam. Nereden aklına geldi nasıl geldi? Hocam örneği de var Samsun Daha önce, 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 önce yaşanmışlığım var. Yani, o zaman şöyle o zaman hatırlarsan şöyle bir hocam şunu söyledi. Dedi ki bir zaman o değiştirdik. Dört tane, tane pozisyon. Değildi. Maç bir bir olduğu için öyle idi. Ee, bu iki maçta da rakibin iki tane rahatsız edici şeyinden e, ataklarından çekinmeye başlıyor. Ve Fenerbahçe takımı çift santrafordan teke döndü. Evet. Oyunun sonuna gelin tek santrafora döndü. Kent Öneri, girdi. Kent girdi. Unutulmuş kent. Evet. Ve ilk haftalardır ilk defa. Bakın girdi. bu 3-2'yi bulmuşsun. 3-2'den sonra yapman gereken değişiklik bu. Tabii topun kalması. Hatta, alan katı. hatta şunu da yaparım. Hadi Simanski'yi de çıkarırım. Merkeze bir orta saha sokarım. Hani üçlü koyayım. Çünkü maç gitti geldi plan diye. Şimdi ne olursa olsun. İsmail'in de sarı kartından çekildi. Hocam. Yani... Yok o İsmail'i çıkardığı zaman artık risk aldığı bölüm derdi. Ama Simanski'yi çıkarsın. Hayır İsmail çıktığı zaman Ceko vardı sahada. Ha, ha, hayır hayır. İsmail'i de acaba sadece sarı kart Şimdi şöyle tekrar 4-2'de döndü döndü dönelim. Okey. Bakın. Bu, oyunda dönelim. Bu normal. Şimanski yerine İsmail olsun. Hayır Şimanski çıkıyor. yok, İsmail vardı zaten ya. Tamam. Hayır hayır. Ya yani onu söylüyorum. Onu söylemek istemiyorum İsmail ve Jeko farklı çıkmadılar mı oyundan? Lütfen. Tamam. Başuayı soktu İsmail'in yerine. E, Şimanski arkaya çekti. Evet evet. Onu evet. söylüyorum. Şey ne yapardı biliyor musun? Buruk maç gidiyor ya. Gel bunun derdi ki gel ki stopere. Evet. Sen çık bakayım kardeşim bir tanesi çıkın. Buraya da bir tane ofansif bir oyuncu alırdı. Öne iterdin onu. Jeko da dururdu orada. Evet. Bak emin ol Okan Buruk bunları yapıyor. Çünkü e, şimdi Alanya Spor'da saygısızlık yapmak istemiyorum. Lig bu. Lig bu. Bir de şu da var. Bugün için diyelim ki ya hakem de tam ataklarımızı kesti. Şuydu buydu deme durumunda yok. Yok. Asla açık konuşmak gerekirse hakemlik bir durumu yok Fenerbahçe'nin bugün. Hakimin hataları da oldu. Zaman zaman Fener'in ama 7 dakika uzatması bana az geldi. Bak açık söyleyeyim. Bunun altına da sığınacak durumda değil. Çünkü Fenerbahçe tarafları o kadar inanmışlığı var ki. Ama oyun içerisinde Samsun'un yaşadığı için bu değişikliği gördüğü için, Görünce. Yoksa Fenerbahçe tarafları var ya 85'ten sonra gömerdi oraya rakibi. Ceko çıktı. Herkesin bir şeyi siniri boşaldı orada. Boşaldı. Evet. Biz de programı İsmail Hoca üzerinden gidersek olmaz. O oyuncuların da yanlışı vardır, hatası vardır, düşüşleri vardır. Alanya Spor'un hülleri vardır. Mesela stoper çıkarıyor, stoper alıyor. Kartta hani 3-4 tane son dakikada pas yapmaya çalıştılar. Mesela karttan korkmadı. 4 sarı kartı var. Şimdi e o zaman oynadık. şöyle mi diyeceğiz abi? Bu Fred yanlışlıkla bir, bir şey olacaktı. Fred siz, sen maç kazanamayacak mısın abi? Oyun oynayamayacak mısın? Milan'dan da Kurniç geldi. Kurniç başka yani. bir şey, İsmail başka bir şey, Melo da başka, şey. başka bir şey ama... Senin elindeki Fred demek ki bu takımın bütün maçlarını kazanıyorsan bu kadar yıldız oyuncumuz var demeyeceğiz o zaman. Biz kendimizi kandırıyoruz o zaman. Bütün organizasyonun gidiyorsa senin o zaman antrenör olarak siz Fred'li nasıl oynuyorsan güvenerek oyuncuya evet. Simanski'li İrfan'ı İsmail önünde veya Kurmuş'un önünde oynatabilirsin. Kurmuş'ta 8 numara oynama özelliği yok çünkü. Ee, bunu yaparsan şampiyonluk yarışında son viraja girildiği zaman risksiz ee, şampiyon olunmaz. Bak risk risk şampiyon olunmaz. Tabii, he böyle kafa kafa ee, nefes nefese gidiyor. Rakip ki. iki tane pas yaptı Samsun maçında. Eyvah dedi maç gidiyordu. Bugün de aynı şekilde. Bu konucu oturuyor. İrfan. Ne diyor ya İrfan Bir bakın İsmail Kartal. Beş tane antrenör. Bir şey, biri bir şey söylüyor. Öbür arkadan bir şey geliyor. Geliyor bir şey söylüyor. O teknik direktör karar vericidir. Fikir alır ama beş kişiden almaz. Bu maçın devresinde Batı girmeliydi. İki, Ceko hakimin son düğüne kadar sahada kalmalıydı. Hatta hatta bir tane daha santur oluyor alsın. Bir sıfır, iki, bir, gidi mali ee, onun için yoksa şu anda acayip kaybedilmiş bir şey yok. Fakat ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu Galatasaray. İkinci kez. İki takımın da zorlu maçları var. içeride ve dışarıda. Fakat e, bu baskı Antep'te oyunun sonuna kadar bak ne kadar saygı duydum şeyde Antep'te. Çocuklar mücadele ettiler gittiler fakat bir tedirginlik görüyoruz. Skorlar azaldı 1-0. E, İrfan'ın golü. Başakşehir 1-0. Batu Şuay'ın penaltısı. Evet. Ee, geçen hafta uzatmalarda ikinciyi buldu Antalya maçı. Bir tane de içeride iki birlik maç var galiba tam hatırlamıyorum ama. Son beş maçta işte bu tedirginlik beraber olmaz Murat'cığım. Ankara gücü iki bir. Beraberiyken bu olmaz. İkisi alacaksın. Arkadaşlar hazırlasınlar. Ankara Cü maçı Alanya maçının fotokopisi oldu. Ankara Cü öne geçti. 1-0. Fenerbahçe 2-1 öne geçti. 2-1'den sonra Ceko'yu çıkardı. Bak başka bir emsal daha veriyorum sana. Öne geçtiği için. Hı hı. Niye? Biraz daha orta sahayı toparlayayım. Arkadaşlar baksınlar. Öyle öyle. Öyle değil mi? E, Şimdi bak birisinde çıkarmışsın kaybetmişsin puanları. Neden? Berabereymiş maç. Son bir diğerinde öndeymişsin çıkarmışsın kazanmışsın. Hatta Antalya'da ikinciye atmışsın. Antep'te 0-0 giderken ikinciyi sokmuşsun oyuna. Hatta kazanmışsın. Hatta 70'te çıkarmış Ceko'yu Ankara'da. Buyurun ha 2 -1. şey de bakın Ceko'dan ve Fenerbahçe'den tek tepki olmadı o gün. Oldu mu? Yok. Hemen ben... bandı çıkardı Ceko. 2-1 diye. Zaha ve Okan Buruk arasındaki tecrübem şunu söylüyorum. Bandırma ikinci golü buldu. 3-2 oldu maç. Hocam benim için çıkartıyorsun dedi. 3-1 olsa neyse de 3-2 uzama ihtimali var. Çünkü bütün kadroda gençleri soktun soktum gibi. Ee, sakin kalabilen şampiyon olacak. Heyecanını, coşkusunu bırakmayıp sakinlik nasıl? Önce lider sakin olacak. Panik halinde olmayacak. Relax olacak güvenli olacak. Beyler sakin pas yapın Bizde olsun. Fakat risk alacak. Şimdi bunlarda sakinlik yok takımda şu anda. Büyük tecrübeli oyuncular olmasına rağmen. Mart'ta hepsi milli takıma gidecek. İki, oyun içerisinde sizin yaptığınız hamleler oyuncuların kafasına yatacak, ikna edecek. İkna edecek. Siz eğer Ceko'yu çıkardığınız zaman arayışlarınız bu arada da bugüne kadar uzun süredir oynamayan kenti yani de sokuyorsanız ki görmeyin. hazırlamıyorsanız. Mesela Emre Mor bir tane gol attı bugün değil mi? Dün. Hı hı. E kadroda mı yoktu? Yok Serdar yok. Neden yoktu? Niye aldın? Bu dakikalar için almadın mı? Tabii. Orada. Hadi Umut çocuk ben gitmek istiyorum dedi. Evet oynamak için. Serdar'ı al. Bu dakikalar için 8 kişiyle savunma yapan takıma karşı Uzun adam lazımdır. Bir, bir de uzunların da en iyisi sende. Çünkü artık koşacak. Yani 50 metre geri gelmesi gereken maç olmadı. Tabii. Tabii duvara vuruyor dönüyor geliyor. yani. Orta saha. Arkada sürücüsü. da, arkada da dört tane savunmacıyla oynanmaz hocam. böyle en şey kötü, yaptım. en kötü kentte sabek oynatırım bak. Ben sokar mıyım? Çıkarım Mert'i. Yerli bakarım bir. oynata oynat abi. Oynat Ya oynatacaksan. Beki çıkar. İyi o, Zaten oralara gelip top almaya çalışıyor o gibi. baskı esnasında. Tabii. Şunu da Hatta Şimans gibi. Buna da de. dikkat etmek lazım. Oster oynamadığı maçlarda Fenerbahçe'nin savunmasına bakalım. Bir anda Oster Molde uçtu takımdan. Yedek. Bakalım hangi maçta oynamamış. Ona, ona bakacağız. Bu arada e, Mehdi diyor ki o e, Fatih Tekke'nin geçen seneki 3-3'lük üç maçta 2-0'dan 2-2 yapmış Evet. takım. 3 Fenerbahçe 3-2 öne geçmiş 3-3 bitmiş. Yani ya Fatih'teki büyük, büyük futbolcu değil. İzlemeyenler için söyleyeyim müthiş futbolcu. Ayağı kırılmasa ki UEFA şampiyonluğu da vardır. E, ee, antrenör ağırlığını da beğeniyorum. Oynatmak istediğinde ki Alanya biraz oyunu seven bir takım. Yalnız şeye bayıldım. Nereden buldum? Augusto. Port Portekiz ikinci gün Angola milli takımında demiş. Evet. 2000 doğumlu. Augusto. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani golünün dışında söylüyorum. Şimdi bazı antrenörler var. Mesela Çağdaş Hoca öyle değil. Ben dün basın toplantısında akşam izledim. Ee, Ek meselesine değindi mi? Biz şeye kadar dedi. E, çok detaylı dinlemedim. Hı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Planımıza sadık kaldı. Bayağı bir güzel plan yapmış. Bir kere 2-0 benim işim kötü değil diyor. Gol, gol kaçırdı. Yani gol, gol planımız tamamlanmıştır diyor. Sezon başında Fatih ne yapıyor? Ne yaptı Fatih Tekin? Ne? Oyun sonlarında hücumcu Efecan'a soktu. Yusuf'u e, soktu. soktu. Sol e. açını sağ bekle soktu. Kaybedecek bir şeyiniz yok kardeşim. Biz Kadıköy'de mağlup olabiliriz dedi. Biz oynam oyunumuza bakalım dedi. Oyuncu nasıl etkileniyor bu konuda? Daha cesur. 92. dakika sol bek stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor. Sol bek sol açığa oynuyor. Ve... Bu rahatlığı kim? Hem de Kadıköy'de veriyor bunu. Evet. Bunu gören taraftar da maçtan önce yaptığı maçın başında yaptığı şovda gördüğü zaman takımımızı e, takımını, Allah Allah diyor ya yani biz niye böyle koyu çıkarıyoruz diyor, niye biz acaba mağlup olmaktan mı çekiniyoruz gibi bu taraflar için söylemiyorum sadece oyuncu grubu böyle düşünüyordur dikkat ediyorsan inanç kaybı oluyor herkes panik halinde kaldılar son bölümde herkes panik halinde. panik ne getirir hata getirir e, kritik bir haftada puan kaybeder ama geride kalacak puanlara bakacak olursa 2.64'leri unutalım artık. 2.64'le geldiler bu haftaya Ortalama, kadar. Evet. Ortalama. Ee, özellikle deplasman maçlarında puan kayıpları bekliyorum ben Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den. Bakalım mı o grafiklere. Bakalım. Hazırsa. Mehdi, e, Ama ben puanları silin mahcup olduk. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Düzeltmiştir herhalde. Yani neyse. Düzeltmiştir. Evet. Şimdi şöyle yapalım. İç sahada. Ben Fenerbahçe'ye Alanya'ya maçını 3 gördüğüm için söylüyorum yaz Murat. 80 82 diye yazmıştım. Deplasman oynamadan. Bakın Alanya maçında yanıldım. Alanya maçı. Ben 80-82 düzeltmesi lazımdı. Hı. Ee, Düzeltmiş. 3 üç... 82-84'tü o. Ha öyle mi? Tamam Tabii O zaman şöyle e, gerçek anlamda gidelim. Hı. Bugün, Ben Fenerbahçe'nin izleyicileri söyleyeyim. Kazıkpaşa, Pendik, Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayseri, Sivas maçında 16'nın cebinde olduğunu, içerdiği maçlarda Beşiktaş maçı Berabere veya Fener kazanır gibi gördüğüm için söylüyorum. İçeride Demir Spor maçı zorlu geçer ama bunların hepsini yener. Deplasmanı izleyicileri bırakıyorum. Neyi yazmadım burada? Galatasaray. Galatasaray'la Fenerbahçe maçını yazdım. Ben Galatasaray için aynısını yaptım. Alalım Galatasaray'ı. Alalım Galatasaray'ı. Galatasaray 5 maçı 15 alacağını düşünüyorum. Tabii. 81 yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçı hariç burada da. E, 2, 4, 6, 7 tane de deplasmanı var. Bütün deplasmanlar zor. Fenerin de zor. Mesela Karagümrük. Bu ligin pozitif oynayan takımlardan bir tanesi. Her gün daha iyi oynamaya çalışıyor. Ankara'da kötü zeminde Ankara'cı maçı sıkıntılı maçtır. Rize'de Fenerbahçe'nin düşüşte de Rize maçı zordur. İçeride yani zor yanılırım ama bu takımın Samsun ve şey başlarına puan kaybetmeleri benim için son derece sürpriz geldi. Hocam. Büyük sürpriz oldu benim için. Alanya ve Samsun. Evet, maç. Sezonun ben Samsun maçı evet. sonrası hatırlarsınız sevgili hocam. İşte sezonun en bak. büyük sürprizi belki bugüne kadar dedim. Bu daha geçti o. Kötü oynarken oynayacaksınız Fenerbahçe bugün iyi oynamadı. İki şey devreye girer. Bir, ikincisini anlatayım önce. Yetenek şapkadan tavşan çıkartır. Barış. Evet. Ama o yeteneği de oraya birinciye geliyorum antrenör getirir. Barış'ı sen üçüncü standı olarak soktuğun zaman oraya rakipten de tehdit almadığın zaman bir rakibe daha büyük baskı alırsın. İkincisi oyuncular daha fazla gol için motive olurlar. Ama siz hücumdan ne güzel bir değişik yaptın. 2-2 iki, iki, hakikaten fena var. Şimdi isyan ediyor. Eyvah diyor ya bak şu ay girsin girsin diyor. Güzel Ceko'yu da çıkarmıyorsun. Doğru yapıyorsun. Sivanski'yi de arkaya koyuyorsun. Eyvallah. E sonra niye çıkarıyorsun? Bu ne izahı olabilir? Bu arada hani Ceko diye bir Serdar Dursun var. Atıyorum. Yok. Atıyorum. o da yok. Şimdi şundan dolayı yaptım. Ben... Tek cevap ne biliyorsun? Üç gün mağlup olur diye korktum. Yok başka izah yok. B söylesin, söyler misin? Ben? Yok söyleyemiyorum hocam. E yani 85 dakika sağlık. Bu arada, beş. bu arada yüklenirken de iki kişinin üstünden çıkmış. Evet yani. Şapkadan tavşanı şöyle çıkartmış yani. Siyahlı 6-7 oyuncunun üstünden çıkmış vurmuş kafayı. Sen o yüzden aldın zaten. Tabii bunu yapsın diye. oynarken oynatma için e, aldın. Onun için de e, hem iyi oynamadı Fenerbahçe. Oyun içerisindeki değişiklikler de Fenerbahçe'yi e, rakibin 2 puan gerisine götürdü diye düşünüyorum. Peki Sen hocam. Ben bilmiyorum nasıl yorumlayacaksın. Yok ben ben Samsun maçını biraz önce söyledim. Şimdi. Samsun maçı en büyük sürprizi o ana kadar bu onu geçti. Şimdi, İsmail Hoca. Tartışmasız başarılı bir teknik adam mı? Tamam. Mesela. Bir gazeteci soru sordu. 100 gol atmış dedi Avrupa dahil Fenerbahçe. 13'ü 13 tane duran toptan atabilmiş dedi. Sinirlendi. Dedi ki 3 tane taştan attık, 7 tane şuradan attık. Ben dedim ki tabii ki futbolda günümüzde 3'te 1 duran toptan goller oluyor ya. Hı hı. Demek ki bir sadece onda birini attıysak biz demek ki akıl oyunda çok iyi bir takımız derim. Ben olsam. Tabii ki duran topları geliştireceğiz. Şimdi bir cevap hakkı doğuyor yani. Evet. Kendine. Stratejik. Attık yani. ya biz taştan attık oradan attık buradan attık. Yok ya akan oyunda ben rekor kırmışım. İyi futbol, iyi, iyi futbol oynayarak e, takım e, Biraz şampiyonu. önce ya. hocam hatırlattınız o Samsun Duran top ne zaman cevap lazım? Cevap da bence. Duran top ne zaman yani işte, lazım? İşte Ceko falan. Lazım işte. Evet. Uyun lazım yani Ve Samsun maçında lazım? İşte Samsun maçından sonra söylediği de. Basit şey yorum olarak görmesinler. Çok kolay Rıdvan. 3-2 diyelim son dakika. Karambol oldu vurdu 3-2 oldu. Ben yine yanlış yaptığını söyleyecektim ki söylerim biliyorsun. Veya doğru yaptığını. Mesela 2-1 öndeyken Ankara maçında 2-2'ye kalan sayıda ki son bölüm öyle oynandı. Hmm. İsmail Kartal'ın yapacağını yaptı derdim. Ben futbola bakış açısından. 70'te çünkü çıkardı. 70'te yapmıştım. Evet. Ama yani 85-2-2. Yani şu yüzden bu daha büyük sürpriz diyorum hocam. Çünkü önünde bir örnek var. Var. Hani orada oldu. Ama sen aynı şeyi yani matematikte bir ifade vardır Boşlukta iki nokta bir doğruyu belirtir. Evet. Yani şimdi iki noktayı koydun sen oraya o doğru çizildi. Evet. Bu hataları yapıyorsun bir demek. De, em, bir kere yapsan. Ben doğru emsalleri var. Bir evet. de tersini yaptığın zaman yani bizim söylediğimiz yaptığımız yaptığın zaman yani doğrusu ben söylediğim meğer Murat Koç'un söylediği için de. sonuç alıyorsun. Öne geçmişsin, tek forvete düşmüşsün, risk aldıktan sonra. Becermişsin, pozisyonunu da vermişsin rakibine. Eee Puan kaybetmek üzereyken de çift santiforunu sokmuşsun. Kanatları da oynatıyorsun. Ama sen bir anda üç tane sağ taraf oyuncu değişti bugün Fenerbahçe'nin. Cengiz. İrfan Kent. Oyunun son bölümleri tam ona göre. Ki İrfan Can, biliyorsun çok iyi futbolcu. İyi sezon geçiriyor. Ama bu günleri kaç hafta önce şunu söyledim. Tabii çok değerli bir oyuncu. Yasak mı ama İrfan'la Cengiz birlikte oynaması? Bence İrfan da, Ceko da bugün... Yani bir Galatasaray maçının ilk yarısında beraber onlar olmadı diye mi? Cengiz yine sağda bitirsin. İrfan solda oynasın. İrfan Simanski ile birlikte oynasın. Tek merkez orta sahili gibi. İşte çözüm çok. maçı hazırlamak fizik olarak ilk 11 çıkarmakta problem yok hocam. Ama oyun içerisinde baktığımız zaman o problemler benim için önemli değil. Kendi oyuncusu rakibe ve taraftar. Bu üç, üçlü enerjisini rakip avantaj Enerji düşüyor. Oyuncu da düşüyor. Taraftar da düşüyor. Maalesef. Ben e, sıralama yapsam Ceko, Cengiz, İsmail derim. Yani İsmail'in Ben çıkmaz. kontra yememek için diyorsun evet, değil mi? Evet, evet. evet. Yani bu üçü çıkmazdı benim kadar. Üçü de çıktı. Öyle söyleyeyim. Zaten üç oyuncu değiştirdi. Bu üçünü değiştirdi. Üç mü değiştirdi? Yani Baksana Mehdi ben belki son dakikada... Yok ya Çeko çıktı, Cengiz çıktı, e, İsmail Hı. çıktı. Başka çıkmadı mı Bence çıkmayacak <laughs> üç kişi de. Bir, birini sarı kart yüzünden e, olsa... Bak bir şey söyleyeyim mi? Bugün... E... Üç hocam üç. üç. Benim mı? çıkmaz dediğim üç oyuncu çıkmış da demek ki ben... Çok ben farklı oyuncularla sabit bitirdi bugün maçı. Başka oyuncu sabit bitirdi. Hani üç mesela part. Tadiç dediniz... E Kent'i de oraya atabilirim. Atabilirim. Ters ayak o da çeker bunu. Sağ beke Fena da ya değil yani koyarım. bu kadar maç eksiği olan bir oyuncu bir hareket Şimdi bir şey getirdi oraya. Yani. İkisi artı olarak dönen, ikisi eksi olarak dönen dört tane maçı var. İkisi Antep kazandı, artı. Ankara gücü. Ankara gücü. Bir de Samsun ve Şehir. Alanya. Evet. Bundan sonraki kalan 13 haftada tercih İsmail Kartal'ın. Oyuncu da benim benimsemiyor bunu. Onu görüyoruz. Taraftar da benim istiyor. Muyum? Onu da görüyoruz. Yoksa Fenerbahçe taraftarı son 10 dakika gömer oraya ya. Boğarlar yani. Bir yaşanmıştı işte var ya Samsun başında. Üzerine bir de biraz daha susunlar dedi. Jacko'yu da çıkardığın zaman uzatmayla birlikte 12-13 dakika kala. Aynı senaryo üstün oradaki seyircilere bir ara vereceğiz. Son bölümde tekrar birlikte olacağız. Röportajlar gelirse arkadaşlar son bölümde hep birlikte değerlendirelim. Evet son bölümde sıcağı sıcağına az önce konuşmuş canlı Sayın Kartal'ın söylediklerine bakacağız. Ve tad varmış hocam. Hangisini önce göreceğiz arkadaşlar? İsmail Kartal geliyor. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar çok coşkulu istekliydi. Fakat iki kere kalemize geldiler. İkisi de gol oldu. İki bir öne geçtik, orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız, kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlardan özür diliyoruz. Tadiş ne demiş? Üçü dördü bulmak için tempoyu artırmak lazım. Tempoyu düşürmemek lazım. Kolay bir gol yedik. Sebepsiz bir şekilde geri düştük. İkinci yarıya çıkarken taraftarlarımızla beraber maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ki öyle de oldu. Şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz. İşler doğru ilerlemiyorsa gerçek yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Liderler de böyle anlarda ortaya çıkıyor. Sağ içinde ve sağ dışında sorumluluğu almanız gerekiyor. Beraber bir şekilde hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Demiş. Demiş. Var mı bir yorumunuz? Ben sadece tabii ki bütün Fenerbahçeliler gibi üzgün eyvallah ama liderliği taraflarımdan bekliyorum ben bu kez. Hani, tekrar Ayağa kaldırmak için. Aya kaldırmak için evet. Tabii Galatasaray önemli bir avantajı yakaladı. 25. haftada 26. hafta maçlarıyla yine %100 futbol karşınızda olacak. Perşembe akşamı da Sarı Kırmızılı ekibe Sparta Prag karşısında canı gönülden başarılar diliyoruz. Ee, son karara bırakacağız sözü. 23'te de Afrika Kupası. Onun çok e, vardır Fırat Hoca. E, Evet, Çağdaş 6'yı değerlendirecek Fırat Aydınus hep birlikte dinleyeceğiz. 23'te de Nijerya, Fildişi, Afrika'nın şampiyonu kim olacak? Ee, bu akşam gerçekten heyecan dolu dolu bir final bu ekranlarda sizleri bekliyor. Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın.